Selam aşklarım, iyi geceler, nasılsınız? Zaten gecenin biri olacak neredeyse. Tatilimi yaptım, enerji depoladım sizler için ve sizlerleyim. Sizler nasılsınız aşklarım? Vallahi herhalde tatil ya da 3 gün yani bir yarım gün part time bir tatil oldu benim için. Yine çalışmaya devam ettim ben bir locada. Ondan sonra zaten o 3-4 gün içerisinde danışmanlık verdiğim aşklarım zaten locada birlikte seanslarımızı yaptık. Sizler nasılsınız? Vallahi ben iyi geldim. Ara ara böyle kaçmak bana iyi geliyor açıkçası. Nereye olursa olsun sadece o ya bulunduğum alandan gitmek bana çok iyi geliyor. Ne yapıyoruz tabii ki? Tabii ki artık ezberlediniz. Abone oluyorsunuz. Beni tuşuna basıyorsunuz. O güzel kalp emojilerini benden zaten esirgemiyorsunuz aşkalarım. Ve bugün konumuz nedir? Aklındaki kişinin sakladığı sırları ortaya çıkartan tarot aşılımı yapıyoruz. Tabii ne yapıyoruz? Yani sakladığı gizlilikleri biz ne yapıyoruz? Katina'yla bakıyoruz. Katina. Bugün nasıl? Yarı rahip, yarı Çinli tarzında böyle başlıyoruz. Evet. Enerjinizi verin aşklarım. Aklımda kişi sakladığı sırların bizden neler? Aklımda kişi, bizden sakladığım sırların, şimdi biz Katina'yla ne yapıyoruz? Bunları açığa çıkartıyoruz. Tamam hayatım, dur, tamam. Aşklarımı özlediğinin farkındayım. Ama biz sana ceza kesiyoruz, yani öyle kolay yok. Bir özürle geçmiş enerjilerde yaptığın gibi, yok Aral'la başladık aşklarım. Ay. Aral. Valide. Hadi hayırlısı neler çıkıyor bakalım. Valide karta. Çok severim. Aa size çok güzel. Tamam şimdi oturdu. Ay. Bu açılımda güzel bir aydınlanma yaşatacağım size aşklarım. Şöyle ki derviş. Umla. Ay dere. Ve tabii ki en son kartım süpürge. Şimdi biraz yaklaşayım ben. Benim ışığım, benim mübarek şeyimi aldığı için gözüme. Şöyle ki simetrimizi güzelce yapalım. Evet, ilk kartımıza başlıyoruz aşklarım. Aral kartımızla, çok severiz biliyorsunuz. En sonunda bu aşkın değerini bileceksin. Sadık, ilgili, duygusu aile kurmaya ve aile bağlarına önem veren, hak ve hukuka önem veren. Tabii ki böyle bir insan değildi bu. Kardeşler arasında bir kavga olacak, bir sır açığa çıkabilir, sebepsizce her şeye itiraz etmek tembellik. Kardeşler arasında bir kavga olacak, bir sır açığa çıkabilir, sebepsizce her şeye itiraz etmek tembellik. Çok güzel oturuyor. Siz uzaklaşmıştı değil mi aşklarım? Siz bunun nedenini merak etmiştiniz. Acı çekmiş olabilirsin ancak yeni durum senin her şeyi unutmana yardımcı olacak. İyiye gidişat, içki ve kumar söz konusu olabilir. Yani sizin zaten partneriniz zaten bunların hepsi vardı. Zaten ama size bunu fazla yansıtmıyordu. Ya siz şöyle söyleyeyim. Bunlar olursa ben olmam. Haberin olsun demiştiniz. Tamam. Sen benim yeter ki hayatımdan gitme de ilk zamanlar, geçmiş enerjilerde. Size söz vermişti ama yalancı. Sadece size yalan söylüyordu. Çünkü bu illetlerden kurtulmak kolay şeyler değil aşkım. Çünkü yasaklı içecekleri bırakmak kolay bir şey değil. Bir de frekans düşük bir insanın bırakması yani imkansız diyebilirim. O yüzden de ben sana söz veriyorum aşkım. Tamam bırakacağım. Sadece siz onun yalanlarına inanırsınız.
inanmayı tercih edersiniz. Ama tabii ki bu bir süreden sonra patlak verir. Hetse kartı. O seni gerçekten dürüstçe seviyor. Aşk tekrar canlanacak. Bilerek yapacağın bir şey yüzünden çok utanıp telafi etmeye çalışacaksın. O seni gerçekten dürüstçe seviyor. Aşk tekrar canlanacak. Bilerek yapacağın bir şey yüzünden çok utanıp telafi etmeye çalışacaksın. Ben de çok zor oturuyor aşk olarak. Valide. Şaşırdık mı? Şu sırası da gelin bakar mısın? Mutsuzluk, şansın kötüye dönmesi ve isteklerin gerçekleştirilememesi. Olumsuz sonuç, kötü şans, araya giren üçüncü kişiler, kötü kadın, kötü olay. Üçüncü kişiler, kötü kadın, kötü olay. Ay çok güzel oturuyor. Yani tatil sonrası entrikalarla başlamak çok güzel oldu benim için gerçekten. Şimdi başlıyoruz. Kardeşler arasında bir kavga olacak, bir sır açığa çıkabilir. Sebepsizce her şeye itiraz etmek tembellik. Şimdi bu size hiç açıklama yapmadan gitmişti değil mi aşkolarım? Aynen. Siz de tabii ki araflarda kaldınız, dört duvarlar üstünüze geldi vesaire vesaire. Ne yapacağınızı bilemediniz, buna ne oldu dediniz. Zaten öncesine gitmeden önce sana ne oldu ya? Sen önceden böyle değildin enerjisindeydiniz. Ve daha sonrasında kaçıp gittim. Tabi bu kaçıp bitme hiçbir açıklama yapmadan ya da çok güzel ayrılmışsınızdır ama sonrasında tabii ki bir buramlık vardır, bir hüzün vardır, anlam verememişsinizdir ve sonrasında telefonlarınıza bakılmıyor. Ve sizin en çıldırdığınız nokta budur zaten. Bilin çıldırma noktası. Ama bu şeyde, olayda sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Yani şöyle ki, fevri davranırsanız teper. Fevri davranmayacaksınız, sakin. Çünkü sizi seven bir insan, sizin, şöyle söyleyeyim, merak edeceğinizi düşünür. Vicdanlı, merhametli bir insan bunu düşünür. Zaten bunu yapan kişi zaten vicdansız, merhametsiz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bakın, kardeşler arasında bir kavga olacak. Kardeşler bu olaya karışmış. Acı çekmiş olabilirsin, yani senden bahsediyor aşkım. Ancak yeni durum senin her şeyi unutmana yardımcı olacak. Burada bir farkındalık yaşaman gerekiyor aşkım. Anlaman için, kendin gibi olmadığı, karşındaki insanın kendin gibi olmadığını anlaman için. İyiye gidişat, içki ve kumar söz konusu olabilir. Bunlar zaten vardı. Kardeşlerden biri ya da çok düşünün. Ama benim hissiyatım bir tanesi. Bir tanesiyle aklındaki kişi içki ve kumar söz konusu olabilir ya da yasaklı maddeler diyelim. Esse diyor ki o seni gerçekten dürüstçe seviyor. Aşk tekrar canlanacak. Bilerek yapacağım bir şey yüzünden yani aklınızdaki kişi aşkolarım çok utanıp telafi etmeye çalışacaksın. Şimdi alkol var, yasaklı kelimeler, yasaklı maddeler var vesaire vesaire. Bu diyor ki sebepsizce her şeye itiraz etmek tembellik. Bir şeyin açığa çıkması. Şimdi ne açığa çıkabilir, neden kaçabilir? Hiç sordunuz mu? Kardeşler araya giriyor. Onun sonrasında o seni gerçekten seviyordu ama o dönemde şöyle söyleyeyim. Bir ayrılık, bir kavga yaşadınız. Kardeşiniz de bu kişiyi tanıyor. Abi gel, abla gel diyor ama sizin haberiniz yok bundan. Burada ne atlar yeniyorsa o seni gerçekten dürüstçe seviyor. Sadece kavga ettiğiniz zaman kafasını dağıtmak için kardeşiniz ya da kardeşiniz gibi gördüğünüz bir kişi abi gel, abla gel, kafan dağılır diyor. Sonrasında tamam geliyor zaten size çünkü bağımlı. Bunu size şöyle belli etmiyordu. Aslında gitgelli ilişkiler zaten böyledir. Yani bağımlılık enerjisi vardır. O seni gerçekten dürüstçe seviyor. Aşk tekrar canlanacak. Bilerek yapacağım bir şey yüzünden çok utanıp bilerek yapacağım bir şey yüzünden çok utanıp telafi etmeye çalışacaksın. Zaten bilerek.
burada yasaklı maddeler var. Burada zaten şey de var, kumar da var. Zaten bu kişi bağımlılık enerjisinde. Yani dünyevi şeyleri seviyor, anlık şeyleri seviyor. Ama tabii ki bunlar yani yasaklı maddeler işin içerisine girdiği zaman ne olur aşkım? Mantıklı düşünemezsin. Mantıklı düşünemediğin zaman ne olur? Nefsine yenik düşersin. Ay çok güzel geliyor bunlar. Şimdi kardeşiniz bu işin içerisinde aklınızdaki kişi, konumuz neydi zaten? Aklınızdaki kişinin sakladığı sırları ortaya çıkartan tarot açılımıydı değil mi aşkolarım? Kardeşim bu işin içerisinde, bu ortamın içerisinde başka versiyonda kardeşin zaten bunu planlı programlı yaptı. Aklındaki kişiyi ortama soktu. Çünkü aklındaki kişide para var. Onun sonrasında Hesse diyor ki bilerek yapacağın bir şey yüzünden çok utanıp telafi etmeye çalışacaksın. Şimdi yasaklı maddelerin olduğu yerde kadın da vardır, erkek de vardır. Bir de kardeşin de bunu planlayıp programladıysa eğer sonrasında valide işin içerisine giriyor. Yani şöyle ki ama senin hiçbir şeyin haberin yok. Şimdi aklındaki kişi yasaklı maddelerden dolayı o gece diyesim geldi. O gece seni kötü yani şöyle söyleyeyim anlık bir zevk uğruna seni hiçe sayıyor. Bunun da en terbiyesi bu oluyor yani aşkolarım. Biliyorsunuz 480 tane yasak kelime var. Ve o gece ne olduysa oluyor aşkolarım. Ve sonrasında senin haberin yok tabii ki bu olaylardan. Sen kavgalısın ya da uzaktasın, mesafeler var vesaire. Ya da bir eğitime gittin, bir seminere gittin. Ondan sonra tartıştınız. Tabii ki bu aklımdaki işte kontrol odaklı olduğu için tabii ki otomatikman da senin abla, abi, kardeş senin yakının bunlar yalnız. Gördüğü kişilerden senin haber alıyor ve tabii ki şöyle söyleyeyim. Bu aral enerjisi kardeş enerji, işte kardeş bağları var diyor ya. Kardeşin gibi gördün, abla gibi gördün, kız kardeş gibi gördün. Bu planlanmış, programlanmış aşkolarım. Ya da spontane gidip sonrasında dediğim gibi yasaklı maddelerin işin içerisine girdikten sonra nefsine yenik, nefsine sahip olamayan olaylar söz konusu. Ve sonrasında diyor ki bu kadar derin yani tatil dönüşü bu kadar derin bir katına Fatih inanamıyorum sana. O seni gerçekten dürüstçe seviyor. Aşkım dürüstçe seviyordun da yapmayacaktın. Nefsine yenik düşmeyecektin yani. Aklımızdaki kişi. Aşk tekrar canlanacak. Bilerek yapacağım bir şey yüzünden bu yasaklı maddelerden dolayı bilerek yapacağım bir şey yüzünden çok utanıp telafi etmeye çalışacaksın. Ama şöyle bir şey var. Sizin hiçbir şeyin haberiniz yok. Valide işin içerisine karışıyor. Diyor ki çocuğum duymasın. Çok üzülür, kahrolur. Arkadaşım çocuğun her şeyi anlatsana. Zaten bilinmezlik insanı kahreder. Neyin kafasına yaşıyorsun? Hayırdır valide? Okuyorum. Mutsuzluk, şansın kötüye dönmesi ve isteklerin gerçekleştirilememesi olumsuz sonuç. Kötü şans, araya giren üçüncü kişiler. Bu gece, bak iki kez bu gece diyorum. O gece ne olduysa oluyor aşkolarım. Yasaklı maddeler kullanılıyor. Sizin kardeş, kız kardeş, abla vesaire bunu versiyonluyun lütfen. Bununla bir şeyler yaşanıyor. Ama tabii ki bu gecede olanlar tabii ki o yasaklı maddeleri kullananlar... Sonrasında tabii ki yasaklı madde bir kişi kullanmıyor. Oradaki ortamdaki herkes kullanıyor. Ve sonrasında bir halt yeniyor burada. Üçüncü kişiler kötü kadın, kötü olay. Kötü kadın, kötü olay.
ailenizden bir fert kötü kadınla, yani aklınızdaki kişinin yanlış yapmasına, tabi bu arada aklınızdaki kişinin yanlış yapmasına derken, bu aklınızdaki kişi tabii ki yani Chucky biliyorsunuz artık yani, nefsini yenik düşen, yasaklı maddeleri kullanıp da kendi nasıl diyeyim, nefsine hakim olamayan zaten aynı şey. Yani hiçbir bunun şeyi yok, affı yok. Yapmayacaktın arkadaşım. Yapmayacaktın. Zaten bunları kullanıp da kendi iradene sahip çıkamıyorsan zaten iyi ki bu tuzağa düşmüşsün arkadaşım. Yani valide de bunları sizin öğrenmenizi istemiyor aşkolarım. Benim çocuğum duymasın. Benim çocuğum çok duygusal falan filan. Çocuğundan bunları saklıyorsun arkadaşım. Bu nasıl bir hak, nasıl bir hukuk? Valide de daha sonrasında buraya, yani olayın içerisine giriyor. İşte ben diyorum ya aşkolarım. Herkesi kendiniz gibi görmeyin. Bir saklanan, gizlenen bir şey varsa üzüleceğiniz bile direkt ne yapın biliyor musunuz? Dalın. Yani gölde boğulacağınıza okyanusta boğulun. Ve Nahneyli diyor ki, ay ne kadar derin bir şey oldu. İşlerin yolunda gidecek ve emeklerinin karşılığını alacaksın. Diyor ki, dediğim gibi gölde boğulmak yerine okyanusta boğulun. Evet, hiç olmazsa okyanusta boğulursunuz. Ama ben görmedim okyanusta boğulanı. Çabala, cesaret et ve o çıkmazlardan çıkmak uğruna boğulmayı tercih et. Doğurganlık, verimlilik, zenginlik, ticarette başarı. Yani Katina'nın başında geçmiş enerjilerde bu kadar derine girip de sonrasında, şimdi şöyle bakın ne diyorum biliyor musunuz? Okyanusta boğulun. Üzüleceğiniz bile bile, kahrolacağınız bile bile, o belki bir travmaya gireceksiniz ama hiç olmazsa arkanızdan bir iş çevrilmeyecek. Belki nereden biliyorsun altın üstünden daha güzel olmayacağını. Kötü bir olay, bir travma, bir aklını yitirme olayı direkt sana mucize kapılarını açacak aşkolarım. Öyle bakın. Rabbim bize şey vermiyor. Sen kötülük yaptın diye bunları değil. Sen uyanmamaya özen gösterdiğin için. Sen uyanmıyor musun aşkım diyor. Kulum uyan. Kulum uyan diyor. Sen uyanmadığın süre ben sana daha beterini yaşatacağım. Ama diyor ki senin iyiliğin için bu da. Sen bu şifreyi çöz diye diyor. Zara. Geçmişi düşünmeyi bırakarak önüne bak diyor. Alacaklarını al oradan. Geleceğe odaklanacaksın. Bütün sıkıntılara son verip yeni bir hayata başlıyorsun diyor. Zaten nefsine yenik düşen, bu şeyleri, yasaklı maddeleri kullanıp da kontrolünü kaybeden bir insan, çöp. Ay kartı. Gözyaşı dökeceksin. Ruhsal çöküntü. Şayet bu kartın yanına olumlu kartlar varsa bu durumun uzun sürmeyecek diyor. Aynen. Sadece ay kartımız kötü. O da ay kartımız zaten şey, bilinmeyenler, gizlenenler, saklananlar da, yani aklınızdaki kişi ve bu olayı gizlemeye çalışan iblis soyları açıklarım. Yol diyor. Lütfen o enerjide kalma. Bu olayı çöz. Ondan sonra önüne bak. Bunun affı yok aşkım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Neden affı yok biliyor musun? Bunları hiçbir zaman unutamayacaksın. Çünkü direkt böyle kazıp da onu gömmezsen, mezara gömmezsen. Yani bu tarz insanların arkana çevirdiğini bile bile affedemezsin. O yüzden de bunu çok güzel bir sınav olarak, bir öğreti olarak alacaksın, imtihan olarak ve sonrasında yoluna bakacaksın. Bu enerjilerle kalmak seni yani bitirir. Okuyorum. Özel yaşamında ve iş hayatında önüne çıkan beklenmedik bir fırsat söz konusu. Bak, buradan o işte okyanusta boğul dememin sebebi şu. Sana güzel bir kapı açılacak. O şerin olayı çok farklı.
cesarete gel. Evet, üzüleceğini bile bile cesarete gel. Kahrol, anlık kahrol. Ama bunun sana hediyesi efsane olacak diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Umut gerçekten olacak mı? Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben, siz beni seviyorsunuz, bana güveniyorsunuz. Biz de umut oldun diyorsunuz. Bu hikaye, benzer olayı ben yaşadım. Şöyle söyleyeyim. Ama bunu yaşarken de kahrolmadım. Hatta bunu yaşarken de ardı ardına yaşadım. Şöyle söyleyeyim. Ama ben çöküntüye uğramadım. Her pislik çıktığı zaman bir tık, bir tık, bir tık, ay oh be dedim, şükürler olsun ya Rabbi, kurtuldum. Ama benim bakış açım çok farklıydı. Çünkü ben kafeslenmeyi seven bir insan değilim. Ben özgürlüğüme düşkün bir insanım. Benim değerime değer katanlarla yoluma devam ediyorum. Benim değerime değersizlikle cevap verenlere de süpürge yapıyorum. Benim için bir etin, bir kişinin beni mutlu etmek yerine mutsuzluğumdan besleniyorsa eğer, hiç gerek yok. Bir dakika bile yanımda olmasına hiç gerek yok. Ben o yüzden zaten gücümü bundan alıyorum. Ve bir şey öğrenemedim. Bana katmayan, manevi, maddi katmayan ve ruhsal çöküntüye beni uğratabilme ihtimali düşünmeyen, yani empati yapmayan, merhametsiz, vicdansız olanlarla zaten işim olmuyor. O yüzden de ben oh diyorum. Bir tane daha leşten kurtuldum. Oh bir tane daha leşten kurtuldum diyorum. Çünkü benim kafa yapım bu aşkalarım. Büyük bir mutluluk, iyi bir gelecek, işte başarı. İşte nereden baktığınla alakalı aşkım. Aa, bu kadar da güzel oldu. Derviş, gerçeği öğrendiğin zaman artık seni üzmeyi bırakacak. İyiye alamet, geleceğe dair olumlu yönde tahminler. Sen şimdi bu olayı çözdükten sonra ya kaybederim, ya şöyle olur. Ben onu kaybedersem ne yaparım? Kaybetmiyorsun canım. Bu tarz insanlar bağımlılık enerjisinde oldukları için sen bunları tak 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 suratlarını vurduğun zaman zaten senden gitmiyorlar. Sen zamanında hissiyatını güvenmeyip şöyle söyleyeyim. Gerçeği biliyorsun, hissiyatında yalan söylendiğin de farkındasın. Ama bunları kendine güvenmeyip de, o ruhtan gelen hissiyatına güvenmeyip de o yalanlara inanmayı tercih edip o mütevazilini çok güzel kullandılar. Ama sen zamanında bunları tak 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 söyleseydin, evet, ama şöyle bunları yaşamasaydın zaten farkındalığını yaşayamayacaktın. Uyanmanı yaşayamayacaktın. Ama artık bu saatten sonra diyor ki şu hissiyatına güven ya. Şu hissiyatına güven. O zaten kalpten gelen hissiyat diyor. Ruhtan gelen hissiyat diyor. Güven ki kendini yarat. Rabbim ol diyor. Sen yapıyorsun. O kadar güzel mucizeyiz çünkü. Ama biz karşımızdaki insanların dediklerine inanmayı tercih ediyoruz. Neden? Niçin? Umla göstereyim. Yanlış kişiyi sevdiğin düşüncesiyle kendine eziyet ediyorsun. Etme. Çünkü bunlara teşebbüs eden bir insanın senin hayatın işi olmamalı aşkım. Güvendiğin bir arkadaşın çözüm yolu önerecek, huzur düzen sağlayan kişi, kadının başarısı, emeğe ve çok çalışmaya bağlı. Şimdi sen yıkılmak yerine ayağa kalkmayı seçersen eğer, zaten bunu verimini alacaksın diyor. Seni kaybedenler üzülsün aşkım diyor. Seni kaybedenler üzülsün. Sonrasında zaten onlar gelecekler diyor. Ben gelmeyeni görmedim. Dare. Keder gözyaşları mutlu gözyaşlarına dönüşüyor. Olgun, şüpheci, düzenli hayata sahip, kılı kırk yaran, elle sıcak bakmayan. Bunun tam tersi neymiş? Dış etkenler senin elini kolunu bağlıyor. Yıkım, mutsuzluk, melankoli, üzüntü. Bu da şöyle söyleyeyim. Gelecek enerjilerde sizin aklınızda kişi aşkolarım. Her şey açığa çıktı. Şimdi umut gelemiyor, gelmiyor. Aşkı nasıl gelsin? Bu kadar kirli çamaşırlar çıktı, saklanan gizlenen şeyler çıktı, sırlar çıktı ortaya.
Yani utanması yok da bunda bir zamana ihtiyacı var aşkım yani. Gerçekten zaman ihtiyacı var. Bu kadar iğrençlikleri yaptı. Tam utanma yok bunlarda. Geliyorlar. Zaten bu Kasım ayında gelme enerjileri üst seviyede. Ama şöyle bir şey var. Birazcık zaman ihtiyacı. Yani bunların farkında mıydın? Neden gelmediğini düşündün mü? Bunlardan dolayı aşkım. Şimdi geldiği zaman da işte gelmeden şunu düşünmen gerekiyor aşkım. Bu gelse geldi diyelim. Kapı çaldı geldi. Sen bunları biliyorsun artık. Şimdi gelmesi mi gelmemesi mi? Bence gelmemesi çok daha iyi. Çünkü nasıl sarılacaksın? Nasıl artık sohbet edeceksin? O kırılan güvenin nasıl sağlanacak? Ya, o emek verirse, ha emeğin babasını vermesi gerekiyor. Senin de bunu buna ceza kesmen gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Geçmişi bırakabiliyorsan eğer, onun sonrasında telafisini büyük yapacaksa, böyle bir şeye sahipse, ne diyeyim? Sahipse arkadaş, cezasını kes ama intikam almayarak tabii ki. Enerjini düşürerek değil bunları söylemiyorum yani enerjini düşürme bunun için. Nasıl diyeyim yani bunlar unutulur mu? Unutulmaz. Şimdi ben empatım. Benzeri şeyler yaşıyorsunuz. Ama bunlar unutulmaz. Ama telafisine, o üzüntülerini, o gözyaşlarını ya hiçbir şey unutturmaz. Gerçekten hiçbir şey unutturmaz. Yani bir kere özür. Neyin özrü? Bunları ben yapmadım mı? Sen yaptın aklımdaki işi. Tezgah sen yaptın. Faturayı bir toparla. Daha sonra diyor ki süpürge kartı. Zaten adı üstünde aşkolarım. İlişki şüpheler yüzünden sarsılacak. Nazar değecek. Ha, nazar. Yasaklı maddelerin nazarı bunlar. Ne nazarı ya? Bunlar nazar falan filan değil. Kavgalar ve yaralayan sözler. Ailede kargaşa, arkadaşlıkta fırtınalar, aşkta mutsuzluklar. Şimdi bunlar açığa çıktı. Doğal olarak da siz yalnızlaşacaksınız yani. Bu da gitti. Bunlar sırasıyla mı gitti? Yok aşkım sırası gitmiyorlar. O partide hepsi oradaydı. Birçoğu oradaydı. Artık size suratınıza bakacak yüzleri de kalmadı. O yüzden gittiler. Siz neden yalnızlaştığını zannediyorsunuz? Bundan dolayı. Çünkü sizin suratınıza bakacak halleri de kalmadı. Şimdi ben duru görümle bakıyorum aşkolarım. Sadece tarot kartları destek alıyorsun bundan. Bunun öncesi de var. Sadece burada patladı olay. Karınca bir sıçrar, ikinci sıçrar, üçüncü patlar. Patladı. Burada senin dönümün. Burada patladı, sen uyan diye. Bu üçüncü kişilerle kaçamaklar vardı öncesinde ama bu olay, utanma olayı patladı. Şimdi bir kişi neden utanır? O yasaklı madde, şimdi derinlemesine gireceğim. Şimdi Fatih kapattı, toparladı da bu çok derin aşk o. Şimdi yasaklı maddeleri içtikten sonra utanma. Neden utanır? Demek yapmaman gereken bir şeyi yaptın. Değil mi? Bunun da özrü olmaz. Lütfen bunun özrünü de beklemeyin. Aşkolarım. Bu yani böyle çok pardon canım özür dilerim diye bir şey değil yani bu. İşte o kapı çalmaması en güzeli. Sizin hayrınız için. Bu olayı yaşayan o kadar benzeri bu olayı yaşayan o kadar aşkolarım var ki
Yani şöyle söyleyeyim. Kendinizi kapatmak yerine oh bunlardan kurtuldum. Yeni bir sayfa açma yol kartıyla. Diyor ki özel yaşamında ve iş hayatında önüne çıkan beklenmedik bir fırsat söz konusu bunları yaşadın ya sen. Doğru karar, büyük bir mutluluk, iyi bir gelecek, işte başarı. Bunu nereden alabildiğinle alakalı aşko. Ben buna kendimce şöyle yapıyorum, bakıyorum. Bunu yaşayan bir insan güçsüzlüğünden öyle bir güç kazanır ki, öyle bir tırmanır ki, Rabbim de ona o kadar güzel yardımcı olur ki, yani nereden baktığına alakalı aşkolarım. Katina bakınca böyle oluyor zaten. Evet, aşkolarım. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Beğen tuşuna basıyoruz. Ve o güzel kalp emojilerini ben esirgemiyoruz tabii ki. Sokak hayvanı için bağış yapmayı unutmuyoruz. Dolar işaretinden. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız eğer Instagram adresim, doğum haritası, yıldızlamenize baktırmak, ölçüleriniz analizini öğrenmek istiyorsanız Instagram adresim. Sizleri çok seviyorum. Tatil bitti. Yeni videolarda yine sizlerle olacağım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız.